Merhaba arkadaşlar, Lezzetin Adresi YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere açma tarifim var. Patatesli açma yapacağım. İsterseniz şimdi hemen yapımına başlayalım. Yoğurma kabımın içerisine 2 tatlı kaşığı şekeri ekliyorum. Üzerine 1 paket mayayı ekliyorum. Bir su bardağı ılık suyu ekliyorum. Daha sonra da bir su bardağı ılık süt ekliyorum. Hepsini ekledikten sonra şekerin erimesi için güzelce bir karıştırıyorum. Tarifim için 2 tane yumurta kullanıyorum arkadaşlar. Sarısını üzerinde kullanacağım. Akını içerisine ekledim. Daha sonra da bir su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Sıvı yağ da ekledikten sonra tekrar bir daha karıştırıyorum. Ve şimdi unu ekliyorum. Toplamda 6 bardak un kullandım arkadaşlar. Siz mutlaka kontrollü bir şekilde ekleyin. Üzerine tepeleme 1 tatlı kaşığı tuzu da ekledikten sonra hamuru spatula ile güzelce bir toparlıyorum. Hamurumuzun oldukça yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Bu yüzden onu mutlaka kontrollü şekilde ekleyelim. Aksi takdirde açmalarımız yumuşak olmaz. Hamurumuz gayet yumuşak bir hamur olacak. Kalan unu da ekliyorum şimdi. Ve tekrar hamurumu güzelce spatula ile toparladıktan sonra elimle kıvam aldırıncaya kadar bir yoğuruyorum. Gördüğünüz gibi hamurumu toparladım. Gayet yumuşak bir hamur yaptım. Üzerini kapatıp mayalanması için bekletiyorum. Hamurum çok güzel bir şekilde mayalanmış gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hamuru şöyle bir havasını alıyorum. Maya kokusunun çıkması için. Elimle bir toparlıyorum. Ve hamurun tamamını bezeliyorum. Bu arada patatesi haşlayıp hazırladım. 3 tane orta boy patates haşladım. Videoyu fazla uzatmamak için patatesi haşladığımı göstermedim arkadaşlar. Güzelce patatesi ezdim, hazırladım. Sadece içerisine 1 çay kaşığı tuz ekledim. Baharat eklemedim. Arzunuza göre siz isterseniz birazcık baharat ekleyebilirsiniz. Tereyağını da eritip hazırladım. 2 dolu yemek kaşığı tereyağı erittim. Şimdi bezemin bir tanesini tezgahın üzerine alıyorum. Yapışmaması için tezgahıma birazcık yağ sürdüm. İlk bezemi elimle güzelce açıyorum. Açtıktan sonra içerisine fırça yardımı ile tereyağı sürüyorum. Sürdükten sonra hazırladığım patatesten ekliyorum. Patatesi de ekledikten sonra rulo şeklinde sarıyorum. Sardıktan sonra elimle birazcık daha inceltiyorum. Daha sonra da biraz vurduktan sonra kendi ekseni etrafında çevirip bir kenara alıyorum. Uç kısmını mutlaka alt tarafına sıkıştıralım. Bu şekilde hazırlayıp kenara alıyorum. Hepsini aynen bu şekilde hazırlıyorum arkadaşlar. Bu arada malzeme listesini açıklama kısmına ekleyeceğim. İsterseniz oradan bakabilirsiniz. Tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olup beğeni ve yorum bırakırsanız sevinirim arkadaşlar. Açmaların hepsini bu şekilde hazırlıyorum. Hem çok pratik hem de çok lezzetli oluyor. Çok yumuşak oldu. Mutlaka sizler de deneyin. Yine elimle birazcık vurduktan sonra bu şekilde kendi ekseni etrafında çevirip hazırlıyorum.
Bir de bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hepsini bu şekilde hazırladım ve yağlı kağıt serdiğim tepsime alıyorum. Benim vaktim olmadığı için tepsi mayası yapamadım ama siz bir 10 dakika tepsi mayası yaparsanız daha güzel olur. Üzerine yumurta sarısı sürdükten sonra 180 derecelik fırınımda 30 dakika kadar pişiriyorum. Mutlaka kontrollü bir şekilde pişirelim. Fırınlarda değişiklik olabiliyor. Verdiğim hamur ölçüsünden bu şekilde iki tepsi çıktı arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Ve şimdi hazırladığım açmaları pişirmeye gönderiyorum. Gördüğünüz gibi açmalarım çok güzel bir şekilde pişti. Altı üstü nar gibi kızardı. Çok da yumuşak oldu. Yumuşaklığını sizlere bir göstermek istiyorum yakından. Bakın gayet yumuşak. Altı üstü de çok güzel bir şekilde pişti. Şimdi sizlere içini de göstereceğim. Puf puf yumuşacık ve çok lezzetli bir açma oldu arkadaşlar. Mutlaka bu tarifi deneyin. Bu arada tarifimin sonuna geldim. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.